değerli belediye başkanım, basınımızın değerli temsilcileri, sizlerle bu sabah bir arada olmakta mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Tabii bu buluşmada açıklamamız gereken husus. Ayrıca sizinle yine bazı konuları sizi sormanız gereken, merak ettiğiniz bazı konuları da paylaşmak istedik. Sayın Vekilimiz burada, Belediye Başkanımız burada. Tabii her şeyin bir yan etkisi de olur. Onun için değerli basın mensupları, malumunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifiyle ilgili bir husus vardı. Bu konuda mahalli basında husus yer aldı. Ancak bu haberi biz Sayın Ulaştırma Eski Bakanımız Binali Yıldırım'dan aldık. Ve biz aradılar, bu konuda müjdeyi verdiler. Fakat daha sonraki gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğunluğu dolayısıyla bu ziyaretleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize ziyaretleri ileri bir tarihe ertelendi. Biz sevincimizi, beklentimizi muhafaza ediyoruz. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istedik. Malumunuz vali, aynı zamanda ilde Cumhurbaşkanı temsilcisi olduğu için böyle bir açıklamayı yapmayı gerekli gördüm. Ayrıca bu konuda da tabii Sayın Vekilimizin de, Belediye Başkanımızın da bir arada olmamız sizleri bilgilendirme açısından daha iyi olur diye düşündük. Benim şimdi ayrıca sizlerin bir sorusu varsa bir basın mensupları olarak ama biz yine o haberi aldığımızda çok sevindik. Kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesi itibaren Erzincan ilimizi ziyaretleri bizi ziyadesiyle memnun etmişti. Ama yine biz sevincimizi, beklentimizi muhafaza ediyoruz. Tabii elde olmayan nedenlerle Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu ilimize teşrif edemeyecekler. Ama önümüzdeki günlerde inşallah onu bekliyoruz. Kesinleşen bir tarih yok değil mi? Yok şu anda ama kesinleşen tarih yok. Aldığımız bilgi şifahi bilgiydi. Hatta onunla ilgili bazı Cumhurbaşkanlığına görevler geldiler. Hazırlıklar da yapım yok. Biz de ilde hazırlık yapmaya başladık. Belediyede diğer kurumlar hazırlık yapıyordu. Bu işte elde olmayan nedenle programın yoğunluğunda başka bir tarihe ertelendiği yolda dün haber aldık. Dediğim gibi biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde olacak inşallah. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ilimizden ağırlamaktan son derece mutlu olacağımızı, ilimizi şereflendireceğini belirtmek istiyoruz. Evet, benim için... Sayın abi, 23 tarih itibariyle, 23 Kasım itibariyle Başbakan'ın Erzincan'a gelme durumu var. Böyle bir şey var mı? O konuda bir de şey var. Yani ben, bana gelen böyle bir duyum var. Yani resmi bir kanalda, yani resmi Başbakanlık'ta öyle bir yazı ve haber gelmedi. Ya da bir yazı, resmi bir yazı yok. Malum devletin dili yazılıdır. Fakat bizde öyle bir duyumlar var. Yani haricen duyduğum bilgilere göre Merkez İlçe Kongresi'nde katılacağı yolunda Sayın Başbakanımızın öyle bir bilgimiz var bizde. Bunu tabi belki Sayın Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız daha da... O hafta sonu biraz daha netleşir. Evet. Netleşir. Yani bu süre her an Türkiye'de konjüktürün değişik şeyler olabiliyor, ertelenebiliyor. Ama 23'ünde programında Erzincan var ama bu hemen netleşmiş de değil. Program ne zaman ki bizlere de gelirse, Sayın Valimize de ile de iletilirse resmi program, o zaman resmileşmiş olur. Teşekkür ederim.